Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle atık malzemeleri değerlendirerek duvar dekor çalışması yapacağız. Kullanacağımız malzemeler tuvalet kağıdı veya peçete rulolardan çıkan kartonlar. Bakın bunlardan 7 tane olması gerekiyor. Aynı boyda 7 tane. Daha sonra küçük boncuk veya renkli düğmeler. Bunlardan da 7 tane olması gerekiyor. Bir tane kalem. Kuvvetli sıvı yapıştırıcı. 30 santimlik veya 50 santimlik bir tane cetvel. Ve orta boy bir makas bunun için yeterli olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Rulo kartonun kenarlarını ellerimizle düzleştiriyoruz. Daha sonra cetvelimizle üzerinde 1,5 santimetre aralıklar kalacak şekilde işaretlemeler yapıyoruz. Aynı işaretlemeleri kartonumuzun alt tarafına da yapıyoruz. Daha sonra işaretlediğimiz noktaları yine bakın çocuklar burası çok önemli 1,5 santimetre aralıklarla çiziyoruz. Bir rulodan 6 tane bölüm çıkıyor. Bu bir ruloyla bir tane çiçek yapacağız. Çiçeğimizin bölümlerini yapacağız. Bakın makasımızla çizdiğimiz şeritleri dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Yavaş yavaş kesiyoruz. Burada düzgün olmasına çok dikkat ediyoruz şeritlerimizin. Bakın 6 tane şerit kestik. Bunları hafif açıyoruz. Bunlar çiçeğimizin yapraklarını oluşturacaklar. Daha sonra uhumuzla tek tek bunları birbirlerine yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz bir konu var çocuklar. Bu da şu. Uhuyu sürdükten sonra bir müddet basılı bir şekilde tutmamız gerekiyor. Bir 15-20 saniye kadar ki uhumuz çok güzel yapışsın. Hemen yapıştırıp bırakırsak ayrılması söz konusu. Onun için uhuyu sürdükten sonra bir müddet bakın böyle yer iki tarafa da sürüyoruz. Daha sonra birbirine bastırıyoruz. Bu şekilde bir 15-20 saniye kadar durması gerekiyor. Acele etmiyoruz burada. Uğumuzu sürerek çiçeğimizi yavaş yavaş oluşturuyoruz. Bakın her iki tarafa da sürüyoruz. Evet bu şekilde birazcık duruyor ve yapışıyor. Daha sonra boncuğumuzu alıyoruz. Tüm çiçeklerin birleşme noktasına çok hafif birazcık uğu sürerek boncuğumuzu da koyuyoruz. Bakın bu çiçekten çocuklar toplam 7 tane yapacağız. 7 tane ruloya ihtiyacımız var. Ben burada zamandan kazanmak için silikon tabancası kullanıyorum. Bakın burası çok önemli. Siz silikon tabancasını kesinlikle kullanmıyorsunuz. Silikon tabancası biraz tehlikeli bir alet. Ucu çok sıcak olduğu için. Biz bunu atölyemizde hep beraber kullanacağız okula döndüğümüz zaman. Ben burada size zamandan tasarruf etmek amacıyla, göstermek amacıyla kullandım. Siz kesinlikle kullanmıyorsunuz. Evet bakın çiçeklerimizi tek tek oluşturuyoruz. Bunlardan 7 tane yapıyoruz. Evet bakın görüyorsunuz 7 tane yaptıktan sonra şimdi yine bunların montajına geliyor sıra. 7 tane çiçeği ne şekilde birleşiyoruz? Bakın ilk önce uçlarından yapıştırıyoruz. Tek tek İki ucundan yapıştıra yapıştıra gidiyoruz çocuklar. Bakın görüntüde görüyorsunuz. Sırayla yapıştırıyoruz uçlarından. Uhuları buraya sürdükten sonra tabii ki birazcık beklememiz gerekiyor. Bir dakika kadar. Yani uhuları buraya uhu sürdüğümüzü farz edelim. Bu şekilde tutuyoruz. Bir 30 saniye kadar tutarsak zaten birbirine yapışmış olacak. Ben süreci hızlandırmak için silikon tabancası kullandım. Bakın yapıştırdığımız yerlere bu videodan dikkat edin. Hangi bölümleri birbirine yapıştırıyor? Bakın bu aradaki yaprakları da birbirine yapıştırıyorum. Çiçeğin yapraklarını. Bakın birazcık tutuyorum. Uhumuzu sürdükten sonra hop birbirine yapıştı. Evet bakın iki ucuna sürüyorum. Görüyorsunuz. Bakın birleştirme yerlerine dikkat ediyorsunuz. Siz de yaparken videoyu birkaç kez seyredebilirsiniz, durdurabilirsiniz. Evet, burada uç noktalarını yine birleştiriyorum, ara uçlarını. Bu aşamalarda kesinlikle acele etmeyin. Anlayamadığınız yerlerde tekrar seyredebilirsiniz, videoyu geri alıp.
Bakın iki kenarına sürdüm yine. Evet, buralarda ara bağlantıları yapıyorum. Evet, buralarda kesinlikle acele etmeyin. Yani aradan bir dakika geçebilir, iki dakika geçebilir. Önemli olan doğru şekilde yapıştırmak. Kesinlikle acele etmiyoruz. Mesela burada ben bir yanlış yapıştırma yapmışım. Orayı tekrar düzeltiyorum. Tekrar yapıştırıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Silikon tabancası kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bunu ben size göstermek için kullandım. Süreden kazanmak için. Bunu atölyemizde kullanacağız. Biz Uhu kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Evet bakın son parçamızı da yerleştiriyorum. Uç kısımlarını yapıştırıyorum. Ve çalışmamız tamamlanıyor bu şekilde. Ben hepinize kolay gelsin diyorum.